Evet, öncelikle hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun diyoruz. Çok büyük bir acı. Yaklaşık bir hafta oldu, hala insanlar depremin altında, yığınların altındalar. Devlet hala ortada yoktur. Bunun bilinçli yapıldığının farkındayız. Hala gidilmedik köyler var. Özellikle inançsal ve kimliksel bakış açısıyla hareket eden bir devlet var. Biz bunu toplumsal soykırımda diyebiliriz yani. Burada on binlerce, yüz binlerce insan katledildi. Artık bir katliamdır bu. Bir hafta oldu, hala devlet gitmemişse, hala bir çalışma yoksa bu doğal bir afeti katliama çevirme halidir. Evet, dediğiniz gibi oradaki demografik yapıyı bozmak, halkı metropollere sürmek, kendine bir alan açmaktır bu bir nevi de. Buraya gelen insanları, canlarımızı tabii ki biz yaralarını saracağız, elimizden gelen çalışmaları yürüteceğiz. Yapıyoruz da bir haftadır seferber halinde tüm kişiler, kurumlar. Ama gelen canlarımıza da şey dememiz lazım. Siz tekrar topraklarınıza dönmeniz gerekiyor. Oralar sizin yurdunuz. Kökünüz orada. Yani bizler geldik işte, metropollerde asimil olduk, kaybolduk. Bu farklı bir şey. Bir an önce yaralarını sarılıp tekrar o insanlar kendi topraklarına, kendi yurtlarına dönmelidir. Evet, dediğim gibi bu iktidarın, siyasal iktidarın bir bakışıdır. Etnik bir bakışıdır. İlk günden hiçbir çalışma yapılmadı. Biz de birebir ilişkilerimiz olsun, diğer medyadan öğrendiğimiz şekilde hala gidilmeyen yerler var. Yani köyler olsun, merkezde olsun, Alevilerin ve Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlere hala bir bakış açısı var. Öteleme, görmezden gelme bir bakış açısı. Ve hala da devam ediyorum. Kurtarma, arama kurtarma olsun, gönderilen gıdaların dağılımı olsun, oradaki sağlık sorunların çözümü olsun. Hep öteleden bir şekilde devam ediyor, onun farkındayız biz de. Evet, deprem doğal afettir. Depremler olur, seller olur, yangınlar. Ama işte iktidarlar bunları bilinçli bir şekilde katliamlara çeviriyorlar. Bu da bir katliama çevrilmiş halidir depremler ve göç, zorunlu göçtür bu. Buna ilişkin bölgede de çalışmamız var. Burada da metropollerde de örgütlü olduğumuz yerde oradaki yerel ya da merkezi faaliyet yürüten kurumlarla ilişki halindeyiz. Biraz önce de işte bunun için toplandık Ankara merkezli. Dönemsel olarak ilk elden o insanlara bir barınma, gıda, iletişim, bunları sağlamamız lazım. Ve biraz önce dediğim gibi en kısa zamanda da o insanlar kendi topraklarına geri dönmelidir. Akşam Hatay'dan bir aile gelmişti. Kendisi öğretmenmiş. Herhalde bir eşimi çocuğumu alıp ben sahil bölgelerine bir yere giderim, Antalya'ya falan giderim. Dedim ki böyle yapmayın yani. Bu devletin amacı, muradı budur. Bence yapmayın, kendi yerlerinize geri dönün. Bunu da bir taraftan şu halde belki konuşulmaz ama çünkü insanlar canını zor kurtarmış. Psikolojik olarak da bir yıkım halindeler. Ama süreç içinde bunları da anlatmak lazım. Bölgeyi boşaltmak, insanları metropollere sıkıştırmak, metropollerde daha kolaydır. İnsanları yozlaştırmak, asimile etmek, kendi inancından, kimliğinden kopartarak farklı bir insan tipolojisi yaratmaktır. Makbul Kürt yaratmaktır, makbul Alevi yaratmaktır. Kendine yakın, kendi düşüncesine yakın halklar, toplumlar yaratmaktır. Bu bizim inancımızda da böyledir yani. Aleviliğe baktığında Alevilik bir rıza toplumudur. Kendi ocaklarıyla var olan bir toplumsallığı vardır. Ama metropollere geldiğinde her şeyini yitirmiş, kaybolmuş. Şu anda Sünni İslam'ın tekelinde olan bir Alevilik var. Burada süreç içinde kendi gibi yaşayamadığı için, kendi inancıyla yaşayamadığı için yakınına, komşusuna öykünerek ya da kendini korumak için farklı düşünerekten böyle bir Alevilik yaratılmıştır. Belli yerlerde Aleviler ulusalcı gibi davranıyor. Yani bizim inancımızda böyle bir şey yok. 73 millete bir nazarla bakan inancımızla biz garipsiyoruz yani bu durum, ama baktığımızda yüzyıllardır
yapılan bir politika ve yavaş yavaş artık devlet onun şeyinde başarmaya da çalışıyoruz. Son çıkan torba yasasıyla da budur. Asıp kesip yakıp bitiremediği inancı asimile ederek, kendine benzeterekten bir Alevilik yaratma derdindedir. Bu Kürtler için de öyledir yani. Yıllardır çoğu insan koruyucu olmayı kabul etmediği için kendi toprağını terk edip gelmiştir buraya. Ama şu anda depremden kaynaklı zorunlu olarak bir göç olacak. O bölgeyi nasıl kullanacak onu bilmiyoruz. Kendi düzenine göre mi bir tampon bölge mi oluşturacak? Kendi o şey militer güçlerini mi yaratacak, orada yerleştirecek? Onu artık süreç içinde bakacağız. Hızır ayındayız. Hızır bakmamızı tüm zarar gören dostlarımızla, canlarımızla paylaşacağız.